Efendim tekrar iyi akşamlar hepinize. Ensar TV'nin değerli izleyenleri, değerli dostlar. Hepinize sağlıklar, esenlikler diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Aslında biz bu konuları belirlerken İslam dünyasının barış konusunda bu kadar sıkıntıya düşeceğini, bu kadar zor bir konu olacağını tahmin etmemiştik. Daha epey önceden belirlemiştik ama maalesef İslam dünyasında en çok konuşulan kelime barış, en çok konuşulan kelime ahlak, en çok konuşulan kelime iyi ilişkiler, hoşgörü ama herhalde bunların çok konuşulması onları başardığımız anlamına da gelmiyor. Ve geçen ay hatırlarsanız barış içinde yaşamamızın ötekiden kaynaklanan sorunlarını ve engellerini tartışmıştık. Yani elbette biz barış içinde, huzur içinde yaşamak istiyoruz. Allah'ın verdiği 40, 50, 60, 70 yıllık bir hayatı huzur içerisinde, kimseye zararımız olmadan, hem Allah'ın rızasına hem insanların hoşnutluğuna uygun şekilde yaşamak istiyoruz da bunun birçok engelleri oluyor demiştik. Ve geçen ay biraz ötekini konuşmuştuk. Demiştik ki, yani sadece suçu kendimize atarak, sadece kendimizi suçlu görerek içinden çıkamayız. Ötekinin de bunda payı var. Ama bu da şu da doğru. Sadece ötekini suçlayarak, hep ötekinden kaynaklanıyor diyerek de sorunu çözmüş olmayız ve ötekine atarak da konuyu izah etmiş olmayız. Bizim de mutlaka yapmamız gerekenler var. Kapımızın önünü süpürmemiz gerekiyor. Hani geçen ay bir şey daha hatırlatmıştık. Demiştik ki, yani Batı'nın modernizm anlayışı, modernitesi, şehirleşmesi, ötekine bakışı, İslamofobiya, İslam karşıtlığı hep bizim dünyamızda sorunlar üretiyor. Ve biz ona öfke duyuyoruz. Öfke duydukça Batı'nın İslam karşıtlığı, İslam'la şiddeti yan yana gösterme projesi daha başarılı hale geliyor. Öyle bir tuzak ile karşı karşıyayız ki öfkelendikçe, kızdıkça adeta o girdabın içine çekilmiş oluyoruz. Bir de toplumların gelişmişliği ile dinin sorun çözücülüğü arasında da bir ilişki var. Hatırlarsanız onu konuşmuştuk. Biraz riskli bir konu ama siz çok iyi algılıyorsunuz. Yani toplumun ekonomik sorunları, sosyal problemleri, insan ilişkileri, refah düzeyi, birçok şey çözülmüş. Eğitimde, sağlıkta belli altyapılar oluşmuş, belli mesafeler alınmış ise din huzura, barışa katkı sağlıyor. Ama siyasal yapı, sosyal ilişkiler, eğitimsizlik, fakirlik, işsizlik, umutsuzluk arttıkça din bunları bastırmak, bunları örtmek yerine daha da sorunları artırabiliyor. Ve çünkü insanlar din üzerinden kavga etmeye, din üzerinden ayrışmaya, din üzerinden öfke üretmeye başlayabiliyorlar. Tabii dikkat etmezsek bütün bu sorunların kaynağını din olarak görebiliriz. Ki bugün Batı ötekinin ürettiği bir algı da bu oldu dünyada. Ama biz dikkatle baktığımızda sorunun kaynağı aslında dinin kendisi değil. Din algısı da değil. Sorunun kaynağı daha sosyal, daha fiziki, daha maddi düzlemde yatıyor. Yani İslam dünyası içinde geçerli bu. Diğer Orta Doğu'daki, Uzak Doğu'daki, Afrika'daki Hristiyan toplumlar içinde gerekli. Diğer toplumlar içinde geçerli. Yani toplum kendi aklıyla, inisiyatifiyle, basiretiyle, kendi becerisiyle çözmesi gereken sorunları çözemezse bu sefer din, kültür, kutsal değerler o sorunların daha da büyütülmesine, büyümesine yol açabiliyor. Bak bugün Afrika'daki gelişmeler. Şimdi yani hakikaten Afrika ciddi bir istilaya maruz kalmış. Sömürgecilik yağmasına, sömürgecilik tahribatına maruz kalmış. Hepimiz biliyoruz. Birçok mahrumiyetler, birçok mağduriyetler yaşamış ve bugünlere gelmişiz. Ama kavga ne üzerinden oluyor?
Din üzerinden, tarikat üzerinden, kutsal üzerinden oluyor kavga. Hiç kimse onu bırakıp da ya bu işin asıl kaynağı nedir, biz niye birbirimize düştük sorusunu sorma fırsatı bile neredeyse bulamıyor. Böyle olunca da yani toplumların gelişmişliği ile, içinde bulundukları şartlar ile din algıları ve dinlerinin çözüme katkıları arasında da bir doğrudan ilişki var. Bunu da görmemiz gerekiyor. Yani şöyle düşünemeyiz. Dertlerin, sorunların varsa var, din hepsini çözecektir. Böyle düşünemezsiniz. Yani siz hasta olduğunuz vakit hemen iki rekat namaz kılıp tedavi mi oluyorsunuz? Hayır, öyle olmuyorsunuz. Hastaysanız doktora gidiyorsunuz, ilacınızı alıyorsunuz. Tekrar hasta olmamak için koruyucu hekimliğin kurallarına uygun davranıyorsunuz. Yani çünkü Allah'ın dünyada bir sünnetullahı var. Dünyada koyduğu kurallar var. Zaten bu kurallara biz adeta kader diyoruz, değil mi? Şimdi o da bir uzun bir konu da yeni bir tartışma başlatmayalım ama siz üçüncü kattan, dördüncü kattan kendinizi atarsanız Allah'ın dünya kuralları gereği ölürsünüz. Bunun şey yok, bunun istisnası çok azdır. Allah bu kuralı koymuş. Bunu, bu kuralı namaz kılan içinde koymuş, kılmayan içinde koymuş. Dindar olan içinde koymuş, olmayan içinde koymuş. Bu dünyanın genel geçer bir kuralı. Dünya hayatının bir nizamı. Allah'ın koyduğu kural tabii. Sünnetullah diyoruz. İşte buna uyma. Hepimizin ortak borcu. Yani bu kuralları görmek, buna göre tedbir almak, bu rasyonel adımları atmak yerine konuyu dine havale ederek ya Rabbi sana inanıyorum, sana güveniyorum, öyleyse benim bütün bu sorunlarımı çöz diyemeyiz, dememeliyiz. Dediğimiz vakit işte bu sorunlarla karşı karşıyayız. Yani mesela şöyle mi düşüneceğiz? Yani İslam dünyası İslam'a sarıldı, Kur'an'a sarıldı, büyük bir medeniyet kurdu. Kur'an'ı bıraktı, İslam'ı bıraktı, geri kaldı. Bu aslında ilk planda sizi rahatlatabilir. Ama çok riskli bir cümledir bu. Niye riskli cümledir? Çünkü şu anlamda söylenirse doğrudur. Yani Kur'an'ın, Hazreti Peygamber'in, İslam'ın tavsiye ettiği çalışmayı, dürüstlüğü, ahlakı, üretkenliği, dünya hayatının kurallarına göre rasyonel davranmayı yapabildiysek o zaman doğru. Ama bu Kur'an'a sarılma, İslam'a sarılmadan biz ibadeti, duayı, o metafizik alemle olan şeyi kastediyorsak sadece, bu yanıltıcı olur bu. Medeniyet kurmak istiyorsanız, medeniyet kurmanın rasyonel, insani, dünyevi kuralları vardır. İlk Müslümanlardan itibaren Şam, Bağdat, Mısır, Orta Asya, Kuzey Afrika fethedildi. Ama sadece bunu dua ederek yapmadılar ki Müslümanlar. Esbaba tevessül ettiler eskilerin tabiriyle. Yani dünyevi kuralları neyse, sünnetullah neyse ona uygun davrandılar. Hani bir ayet vardır. Siz düşmanlarınıza karşı en doğru gücü, kuvveti, tedbiri hazırlıklı olarak hazır tutun. Onları hazırlayın. Ve aittu mestetatum in kuvvetin. O örnekler verir. Şimdi işte İslam dünyasının geçmişini anlamak da, bugününü anlamak da bakımdan biraz soğukkanlı düşünmeyi gerektiriyor. Hemen bir çırpıda hemen konuyu metafizik alana çekip de kolayca çözmek doğru değil. Zaten doğru olsaydı bugün bu noktada olmazdık. Şimdi değerli dostlar, bugün biraz da bizden kaynaklanan sorunlar üzerine eğilmek istiyorum. Yani niçin barış içinde yaşama imkanımız zayıfladı? Niçin hoşgörümüz, birbirimize katlanmamız, birbirimizi böyle kabullenmemiz azaldı İslam dünyası olarak? Siz sadece bir apartmandaki komşularınızla,
akrabalarınızla ilişkiyi düşünmeyin. İslam dünyası olarak Bengaldeş'i, Pakistan'ı, Afganistan'ı, Mısır'ı, Suriye'yi, Kuzey Afrika'yı, Suudi Arabistan'ı, Yemen'i, Türkiye'yi, Balkanları, bütün İslam dünyasının 1,5 milyarlık İslam dünyasının genel hal ve şartlarını gözünüzün önüne alın. Bir defa birkaç nokta üzerinde durmamız gerekiyor. Birincisi, bu geride kalmış, teknolojik olarak, ilim olarak, fen olarak geride kalmış olmanın bizde ciddi bir kompleksi oluştu. Şimdi hepiniz evinize gittiğinizde kullandığınız elektronik aletlerin, kullandığınız cep telefonlarının hepsinin size sizin üretiminiz olmadığını, ötekinin yapıp ettikleri olduğunu görüyorsunuz. E bu şartlar altında çocuğunuza diyorsunuz ki işte İslam, diğer dinler şöyledir, diğer dinler böyledir. Diğerleri hep bizim düşmanlarımızdır, yabancılardır, ötekidir. Biz en yüce dinin mensuplarıyız falan diye telkinde bulunuyorsunuz. Ama o 5-10 yaşındaki çocuğun dünyasında bunun nasıl yankılandığını henüz bilmiyoruz biz. O bütün buluşları, keşifleri, teknolojik üstünlüğü falan gören çocuğun kendine göre aldığı bir eğitim ve algı var. Yani 50 küsur İslam ülkesinin bütçesini topluyorsunuz. Gayri safi milli hasılasını topluyorsunuz. Daha en yukarıdaki bir iki değil. 4., 5., 6. sıradaki bir ülkeyle ya denk düşüyor ya düşmüyor. Şimdi bu bizim, herkes sizin gibi soğukkanlı değil. Haliyle insanlar o zaman soru soruyorlar. En son ve en yüce dinin mensupları olarak soru soruyorlar. Ve bu iş dünyalarında bir kompleks oluşturuyor. En yüce, en son dinin mensupları isek niye en yukarıda bizler değiliz? Hani bir ayeti kelime vardır. Ve entümül a'levne in kuntum mü'minin. Şayet gerçekten inanan sizler iseniz en yüce sizlersiniz. Şimdi bu ayeti biz nasıl anlamalıyız? İki türlü anlayabiliriz. Bir, inanmanızın bütün dünyevi şartlarını yerine getiriyor, esbaba tevessül ediyor, rasyonel davranıyor, dünya kurallarına uygun adımlar atıyorsanız en yukarıda olursunuz. İkincisi de, siz dünya hayatının bu yükseliş inişlerine fazla aldırış etmeyin. Benim katımda değer olarak inananlar en yukarıdadır. Hasta olsun, sağlıksız olsun, fakir olsun, garip olsun, kimsesiz olsun hiç önemli değil. O da bir başka bakış açısı. Yani şimdi bu da doğru. Yani Allah katında en değerlimiz, toplumun en zengin olanı, toplumun herkesin itibar ettiği kişiler falan mı? Yok. İki tane cevap anahtarı var. Bir dünya cevap anahtarı var. Hani bu test sınavlarında delikli cevap anahtarları vardır. Soruların cevap anahtarını korsunuz. Doğru cevaplar deliklerden hemen görünür değil mi? İşte 50 sorudan 30'u doğru falan. Ama B grubunun cevap anahtarını uygularsanız hiç doğru cevapları bulamazsınız. Şimdi bir dünyada bir cevap anahtarı var. İşte gençseniz, güzelseniz, paranız, makamınız, mevkiiniz, soyunuz, asaletiniz varsa, yani kürkünüz varsa itibarınız vardır. İnsanlar, yani yanlış bile söyleseniz etrafınızda halka olur, ne güzel ifade buyurdunuz derler. Garip iseniz, kimsesiz iseniz, paranız, pulunuz yoksa, sıradan bir insansanız, doğru söyleseniz bile 40 yanlışını bulurlar. Bu dünya cevap anahtarı. Ama bir de metafizik, ilahi, manevi açıdan bir başka cevap anahtarı var ki Allah da diyor ki benim açımdan bunların her biri önemsiz şeylerdir. Benim açımdan en değerli olanınız, en dürüst, en samimi, bana en içten bağlı olanınızdır diyor. Ve bu da büyük bir güvence bizim için. Büyük bir güvence Müslüman için. Neyse, konuyu fazla ayrıntıya boğmayalım. Yani bu geri kalmış olma,
maddi bakımdan, ekonomik bakımdan, pozitif bilim bakımından geri kalmış olma, Müslümanların, çağdaş, modern dünyadaki Müslümanların gönül dünyalarında ciddi tahribatı yol açtı. Kompleksleri yol açtı. Bir özgüven kaybına yol açtı. Bu doğrudur. Hiç bunun yani esirgenecek, gizlenecek tarafı yok. Ve yavaş yavaş da dini sorumlu tutan bir anlayış ortaya çıktı. Maalesef. Bilhassa bu Osmanlı'nın Batı'yla sıkı ilişkilerinden sonra pozitivizm İslam dünyasını ahtapot gibi sardı. Ve dediler ki geri kalmışsak bu din yüzünden olmuştur. Buna karşı nedir? Bu sefer de ciddi bir tepki dindar kesimde buna tepki gösterdi. Hayır, din yüzünden olmadık. İşte dine sarılsaydık bu başımıza gelmezdi. Aslında iki yaklaşım da yanlıştır. Hiç. Tekrar söyleyelim, değil mi? Tıpkı neye benzer? Mesela bir insan hasta olur, yatağa düşer. Ah bu namazı bıraktığım için hasta oldum der. Öteki de namazı kılsaydın hasta olmazdın der. Fevkalade sağlıksız bir yaklaşımdır bu, tartışmadır. Bunun yani düzlemleri birbirinden ayırmamız lazım. İşte İslam dünyasında bu özgüven kaybından sonra ciddi bir ayrışma oldu. Biraz okumuş yazmış olanlar, Batı ile ilişkisi olanlar hemen dini ve dindarları sorumlu tutmaya başladılar. Aslında bu da doğru değil. Çünkü yani şimdiye kadar Osmanlı'yı da İslam ülkelerinde, Türkiye Cumhuriyeti'nde hani sakallılar, hocalar, hacılar, din adamları yönetmedi ki. Yani Osmanlı'yı da din adamları mı yönetti? Şeyhülislam mı yönetti Osmanlı'yı? Osmanlı'nın da kendine göre bir sarayı vardı, saray erkanı ve devlet adamları vardı. Sivil bir siyaseti vardı. Daha sonraki kurulan İslam ülkelerinde yine siyasetleri hep sivil oldu ve yani din adamlarının falan yani sadece belli, bir dönemde fazla itibar gördüler, bir dönemde az itibar gördüler. O kadar. Neticede bir itibardan hal hatır sormadan ibarettir. Yani toplumun karar vericileri din adamları olmadı ki. Kaldı ki din adamlarının olması da sorunu çözmez. Onu talep ettiğim falan da yok. Çünkü din adamı kendi işini yapacak. Din adamı toplumu yönetmeye elbette talip olmayacak. Katkı sağlayacak kendi bakış açısıyla. Yani bakımdan bu İslam dünyasında, bu Mısır'da var bu tartışma. Diğer Kuzey Afrika ülkelerinde var, Türkiye'de var, Balkanlar'da var. Bakıyorsunuz gençlik arasında geri kalmışsak din yüzünden olmuş olmalı deyip asıl sebebi gözden bırak tuttular. Asıl sebebi örtbas ettiler, sümenin altına, kilimin altına süpürdüler. Tabii bir de bizim bir sorunumuz modernleşmemizin yöntemi oldu. Gerçekten Türk modernleşmesi ve İslam dünyasının mesela Tunus modernleşmesi, Cezayir modernleşmesi, Türkiye modernleşmesi hep şekil üzerinden oldu ve kadın üzerinden oldu. Bir bakıma öne onu sürdük. Yani erkekler karar verici olduğu için, karar verici erkekler olduğu için, ataerkil gelenekler de egemen olduğu için modernleşmeyi hem şekil üzerinden hem de kadın üzerinden yaptık. Şimdi bu yanlış bir yöntemdi. Buna tepki de aynı şekilde oldu, dikkat ederseniz. Yani modernleşmeye tepkiler de, dindarlaşma süreci de hep kadın üzerinden ve şekil üzerinden cevap verdi buna. Yani bugün İslam dünyasını ve Türkiye'yi anlama için bu biraz anahtar bir şey. İslam dünyasının Türkiye özelinde ve hatta İslam dünyası genelinde modernleşmesi şekil üzerinden, kalıplar üzerinden ve kadın üzerinden oldu. Ve buna karşı tepkilerde yine dindar kesimin buna karşı tepkilerde yine şekil üzerinden, şekilde yoğunlaşarak ve kadını yine öne sürerek, kadın üzerinden, kadını konu mankeni yaparak oldu. Şimdi daha ciddi bir sorun, İslam dünyasının demokrasi ve özgürlük anlayışıdır.
ne kadar ihtiyatlı cümle kurarsak kuralım, İslam'ın, değerli dostlar, İslam'ın geleneksel bilgi ağı, geleneksel öğretisi, özgürlük ve demokrasiye çok fazla el vermez. Altını çizmeme gerek var mı bunun? Yani 3., 4., 5., 6. Hicri yüzyıldan devraldığımız o klasik İslam öğretisi, sistematiği, bakış açısı, dünya görüşü 21. yüzyılın özgürlük ve demokrasi anlayışıyla çok fazla bir arada yürüyemez. Birkaç adım atabilir. Ama 3-5 adımdan sonra yollarını ayırmak zorundadır. Ama bunu itiraf etmek de zor. Bunu dillendirmek de zor. Onun için modern dönem 200'lü din alimleri neredeyse üretmeye zorladı. Ne demek? Yani dışa baktığı vakit, tribünlere konuştuğu vakit, özgürlüklerden, demokrasiden, insan haklarından, kadın haklarından ödün vermeyen, son derece çağdaş bir söyleme sahip. Ama kitabına bakıp kitaptan konuşmaya başlayınca da bunların şu olmaz, şu olmaz, şu olmaz, şu olmaz diye hani papatyadan yaprak koparır gibi tek tek dışarı çıkarmaya, yani o geniş skaladan dışarı çıkarmaya çaba bir arada görürsünüz. Yani bir medcezir, bir gelgit görürsünüz. Mesela bakarsınız işte bir çağdaş İslam ulemasının ciddi bir sorunu, çağdaş İslam algısının bir sorunu bu. Mesela ibadetler, İslam'ın inanç esasları, İslam'ın ahlak prensipleri konusunda son derece rahat, son derece diyalog içinde olan bir İslam alimi, mesela özgürlük, kadın hakları, insan hakları, ötekinin hakkı, dine dayalı vatandaşlık mı olmalı, yoksa birey olarak herkesin vatandaş olarak eşitliği mi falan gibi, demokrasi gibi konulara gelince hemen gelgit yaşamaya başlar. Topluma bakınca başka şey demesi, kitaplara baktığı vakit farklı şey şekilde düşünmesi gerekir. Onun için de yalpa yaptığını, bir öyle bir öyle konuştuğunu görebilirsiniz. Bu aslında şeyin kusuru değil. Yani çağdaş İslam ulemasının kusuru değil. Bu biraz da klasik dini bilgiyi bugün nasıl anlamamız gerektiğiyle alakalı bir yöntem meselesi. Niye bu üzerinde duruyorum bunun? Çünkü klasik dini öğreti, Emevi Abbasi hilafetinin olduğu ve Müslümanların bir dini büyük baskın grup olarak belirleyici hakim sınıf olduğu dönemin ürünüdür. Tekrar ifade edeyim. İslam'ın klasik sistematiği ve dini bilgisi, toplum hayatıyla, sosyal hayatla, siyasetle, yönetici birey ilişkileriyle, hak ve özgürlüklerle ilgili İslam'ın klasik öğretisi, klasik miras, klasik bilgi mirası, din faktörüne göre vatandaşlığın belirlendiği ve Müslümanların da hakim yönetici sınıf olduğu dönemin ürünüdür. Onun içinde dar farkı vardır, dar ayrımı. Darül İslam, Darül Harp vardır. Ya toplumun hür ve tam haklara sahip Müslüman yönetici sınıfın üyesi vardır. Ya da ikinci tali haklara sahip yönetilen ve bizim himayemizde olan zimmiler, gayrimüslimler grubu vardır. Onların ne kadar haklara sahip olacağını biz belirleriz. Ve neyi uygun göreceksek onu deklar ederiz, ona göre uygularız. Kimse de bizim elimizi tutamaz, bize karışamaz. Böyle bir dünyanın ürünü. Son derece de gayet tabii o dönemin. Ve üstelik
halife vardır. Halife ölünceye kadar hilafettedir ve onun adalet sağlaması için de dua ederiz, ona telkin ederiz. İşte dini metinler dikkat ederseniz hep üst yöneticinin adil olması, merhametli olmasına matuf öğütlerle doludur. Üst yöneticinin adil olmasını telkin etmeyip de siz reayaya, yönetilenlere özgürlük verir de hadi özgürlüğünüze sahip olun derseniz o insanları siz ölüme sevk etmiş olursunuz. Doğru değil mi? Yani siz üst yöneticinin her şeyi belirlediği ve ne kadar özgürlük vereceğini ne kendisinin karar verdiği bir toplumda siz onu insafa getirmez, onu yumuşatmaz, onu daha adil olmaya yönlendirmez de toplumun alt kesimlerine özgürlük pompalar, özgürlük ateşi yakarsanız birçok mağduriyetlere gözyaşına yol açarsınız. En akıllı şey o hakim yöneticiyi yola getirmek, insafa getirmek, onun meşruti bir yönetim tarzı sergilemesine yol açmaktır. Sistem buna göredir. Ve böyle olunca da yanında kitaplarımız ona göre oluşur. Nasihatül Mülükler yazılır. Padişaha, üst yöneticiye yönelik tedbirler söz konusudur. Sistem de buna oturur. Şimdi siz bu bilgiyi hiç revize etmeden, bu bilginin kaynağını araştırmadan, bu bilginin ortamını gözünüzün önüne almadan, bunu bu asla İslam olarak taşımak gerektiğine inanır da getirirseniz, o zaman bir çatlak oluşur. Ya o zaman ya toplumda sorun vardır, ya o bilgide sorun vardır. İslam'da sorun olmayacağına göre. Ki İslam evrensel bir din. Yani İslamiyet, İslam dini, ben sadece, değerli dostlar, tekrar altını çiziyorum, İslam dini, ben sadece 3. 4. 5. asır Abbasi toplumunda yürürlükte olmak için geldim. Sonrasına karışmam demedi ki. İslam'ın öyle bir tezi yok. Sadece Abbasiler, Emeviler beni ilgilendirir, Memlükler beni ilgilendirir diyerek gelmedi. Dedi ki, kıyamete kadar bu din, dünyanın neresinde olursa olsun kaim olacaktır. Müslümanlar, bana tabi olanlar beni anlayacaklar ve din ve dünyalarını buna göre tanzim edeceklerdir. Bu tezle geldi. Ve şimdi biz bilgiyi güncellemez ki önümüzdeki ay bunun üzerine duracağız. Bilgiyi güncellemez, bilginin kaynağını analiz etmez. Bilginin ne kadar dini, ne kadar kutsal, ne kadar beşeri, ne kadar inisiyatife açık olduğunu irdelemezsek ve onu yani korunması gereken bir dini öğreti olarak alırsak elbette bu çağın insanlarına özgürlük konusunda, demokrasi konusunda diyeceklerimiz sorunlu olur. Ve onu biz yani bu sefer geçen gün yine bir toplantının daveti geldi. İşte yani o kadar çok yazı yazıldı ki İslam demokrasi uzlaşır mı? İslam'la demokrasi çatışır mı? Aslında nereden nasıl baktığınıza bağlı. Ama Müslümanlar çok ciddi yayınlar yapmaya başladılar, tartışmalar yapıyorlar. Peki bunların amacı ne? Bunların iki amacı var. Bir amacı İslam'ı daha dünya ile, bu çağ ile uyumlu bir din olarak gösterme. Bana sorarsanız ikinci daha derin bir amacı var. Kendilerini ikna etme. İslam uleması kendisini ikna etmeye çalışıyor. Söylediklerini en çok kendine söylüyor. Yani bizim tasavvufta falan da öyle şey vardır. Yani kendisine acaba ben bunları düşünüyorum ama ne kadar doğru, ne kadar doğru değil. Bir bakıma hala o iç hesaplaşmayı yaşıyor İslam dünyası. Şimdi bugün günümüzde artık birey esas. Vatandaşlıkta insan hakları denilen, birey denilen bir anlayışa doğru gittik. Yani din farkına göre vatandaşları sınıflandırmamız, mahallelere ayırmamız mümkün değil. Bir arada yaşıyoruz. Şimdi din farkına göre hak ve özgürlükleri belirlememiz artık bizim içimize sinecek bir durum değil. Ama kitaplarımız da bizi bunu böyle yapmamızı istiyor. İşte böyle olunca da
özgürlük anlayışımız, insan hakları anlayışımız, kadın hakları anlayışımız, kız çocukları, kız çocuklarının eğitimi, ötekinin hakkı, ötekine ne kadar özgürlük tanıyacağız konusu hep sorun oldu ve tatminkar bir söylem geliştiremedik. Bak dikkat edin, burada şu doğrudur, şu yanlıştır şeklinde bir sonuç veya bir fetva tarzı bir şey söylemiyorum burada. Yani bu çatal bakış açısının, bu şaşı bakışın veya bu metcezilli, gelgitli söylemin arka planına inmeye çalışıyorum. Yani İslam bu kadar da özgürlük artık fazla diyorsa bu kitaplara çok aykırı bir söz değildir. Demokrasi, ama demokrasinin ne kadar sana özgürlük vereceğini, ne kadar geçit vereceğine ben karar vereceğim. Ötekinin hakkını ben belirleyeceğim falan gibi şeyler söylüyorsak bu kitaplarda çok aykırı değildir bunlar. Ama bu da günümüzün ulaştığı ortak mutabakata fazla uygun düşmüyor. Peki şurada şöyle bir soru soralım. Toplumların, değerli dostlar, toplumların bugün bu noktaya gelmesi, mesela hangi noktaya? Kadın ve erkek eşittir. İnsan hakları açısından bireyler arasında hiç fark yoktur. İnsan hakları en temel değerdir. Bu noktaya gelmiş ise, biz insana insan olduğu için, inancı sebebiyle, dini sebebiyle, dindarlığı sebebiyle değil, birey olması sebebiyle, insan olması sebebiyle eşit haklar veririz. Onun dindarlığı Allah'la kendi arasında bir meseledir. Biz onu ödüllendirmede, cezalandırmada bize düşmez şeklinde bir anlayışa gelmişse insanlık. Bu, murad-ı ilahi dahilinde bir gelişme midir? Yoksa Allah'ın hiç rızasına, muradına dahil olmayan bir sapma mıdır? Biz bugün, bir başka soru sorayım, daha kışkırtıcı bir soru. Biz bugün artık kralları, saltanat sistemini, babadan oğula krallığın geçmesini terk etmiş de, hiç aramızda demokrasi denilen bir yöntem bulmuş, hiç hesapta olmazken köyden, kasabadan birini almış, başımıza yönetici yapmış, daha sonra bir başka zaman bir başkasını yapmış, hiç saltanattan eser bırakmamış isek, bu şimdi acaba murad-ı ilahi aykırı bir gelişme midir? Allah'ın rızasına rağmen mi, ona inat olsun diye mi biz bu noktalara geldik? Veya şöyle diyeyim, yani İslam'ın öğretisi sadece krallığın, saltanatın, halifenin, padişahın olduğu ve din farkına göre insanların ayrıştırıldığı falan bir sisteme göre mi gelmiştir? Şimdi bu sorulara cevap vermek için çok usulüddine alakalı, dinle, usulüddine alakalı bir bakışa ihtiyaç var bunun için. Tabii diyebilirsiniz. Mesela bizim kitaplarımızda vardır, geçen sene konuştuk mu bilmiyorum, yöneticiler Kureyş kabilesinde olmak gerekir. Böyle bir ortak prensip vardır bizim kitaplarımızda. El-Eymmetü min Kureyş. Hadis-i şerif olduğu da rivayet edilir. Tartışmalı o. Şimdi, peki, yani Kureyş kabilesi, Peygamber Efendimiz'in de içinde bulunduğu Mekke'nin baskın yönetici kabilesi. Peki, kıyamete kadar Müslümanlar Kureyş'ten birini bulup başlarına geçirmek zorundalar mı? Ondan sonra bak ne oldu? Memlükler, kölemenler, köleler, Fatimiler, Selçuklular, Anadolu Selçukluları, Ali Osman, Osmanlılar yönetici oldular. Hiçbirisi Kureyş'ten değildi. Ama kitaplar, Osmanlı döneminde yazılan kitaplarda ne vardı hala? İmamlar Kureyş'tendir. Hem itikatta, hem ameli fıkıh kitaplarında, hem akaid kitaplarında bu yer aldı. Şimdi, sistem, padişah, padişahın etrafında vezirler bir hiyerarşik yapıya göre klasik öğreti uyuyor. Ama tekrar o soruyu soralım. Toplumun bu yapısını koruması Allah'ın bir emri midir? Yoksa toplumların süreklilik içerisinde bu değişikliği de sünnetullahın bir parçası mıdır? Herhalde ikincisini doğru bulursunuz. Yani
Bütün bunlar Allah'ın insanı yaratırken, insana irade verirken, insanı dünyaya salarken hep planda, programda olan, sünnetullah içerisinde olan gelişmelerdir, değişmelerdir, dönüşümlerdir. Bunu siz muradı ilahiyle ve rızayı ilahiyle izah etmeniz son derece yanlış olur bunu. Aileler eskiden büyüktü. Anne, baba, amca, amca çocuklar, büyük amca, klan şeklinde, geniş kabi aile şeklinde yaşardı. Şimdi evde adeta yani kayınpeder, kayınvalide bile fazlalık olmaya başladı. Değil mi? Neredeyse maalesef. Kızlarımız özellikle. Şimdi bu küçük aile tarzına geçmemiz, apartmanlarda böyle kibrit kutusu gibi apartman çekmecelerinde yaşamamız, sünnetullahın dışında Allah'ın iradesine, rızasına aykırı bir gelişme mi? Şimdi bunları bak değerli dostlarım, böyle her konuyu hemen rızayı ilahi tartışmasına çekmememiz gerekiyor. Şehir hayatı, sanayi erişme, geçim derdi hepinizin başında. Yani tarım toplumu değiliz artık. Böyle olunca insanlığın sürekli değişim, istikrar içerisinde bir gelişim ve devri deveran içinde olduğunu görmemiz gerekiyor. Şimdi eskiden kasaba tarzı alışverişler, trampalar vardı. Trampa. Elma veriyorum, yerine buğday veriyorsunuz. Buğday veriyorum, yerine arpa veriyorsunuz. Değişimler vardı. Şimdi bizim klasik ekonomi bilgileri, iktisat, İslam iktisadı bilgilerinin önemli bir kısmı bu kasaba ekonomisinin daha iyi düzenlenmesine matuf tedbirlerdir. Şimdi biz 15 milyonluk İstanbul'u kurmakla ve İstanbul'da yerleşmekle kötü bir şey mi yaptık? Yani dini açıdan. Yani herkesin kendi kasabasında kasaba trampa ekonomisini koruması mı gerekiyordu? Bak şimdi sorular artırabiliriz. Bu soruların her birinin demokrasi, özgürlük konusunda dediğim konuyla alakası var. Yani öyleyse yani bizim bir şeye karar vermesi gerekiyor İslam dünyasının. Bugün içinde bulunduğumuz nokta nedir? Bu içinde bulunduğumuz durumun bir analizi gerekiyor. Geçmişten değer aldığımız sistematik bilginin toplumsal, tarihi ve dini karakterini analiz etmemiz gerekiyor. Yani özgürlük ve demokrasi konusunda İslam dünyasının kendi söylediklerini tartması, kendisiyle yüzleşmesi ve artık iki bakışlı, şaşı bakışlı, hatta iki yüzlü, iki yönlü söylemden kendini kurtarması gerekiyor, bir karar vermesi gerekiyor. Yoksa ki inandırıcı olmuyor, güven verici olmuyor. Bir yerde bir türlü, bir yerde başka türlü söz çoğalıyor. Aynı insan tutarlı olsa bile bir hocamız bir türlü, bir başkası başka türlü diyor ve hepsi de kitaptan ve Kur'an'dan ve dinden söz ederek bu açıklamayı yapıyorlar. Allah adına, peygamber adına, din adına bu açıklamalar yapıyorlar. O zaman din hangisi? Şimdi zamanı iyi kullanalım. Yani bir iki konu daha var. Haftaya, önümüzdeki ay birazına devam ederiz artık. Birazını oraya bırakalım. Bu İslam dünyasında barış içinde yaşamayı engelleyen bir şey dedim. Tekrar kısa değinelim. Geride kalmış olduğumuzun iç dünyamızda meydana getirdiği özgüven kaybı kompleks. Bir başkası dini sorumlu tutan anlayışlar ve bizim ona cevaplarımız. Bir başkası modernleşmenin şekil ve yönteminin sorunları. Bir başkası da demokrasi, özgürlük ve insan hakları konusunda iki yönlü, iki bakışlı, iki taraflı gelgitler yaşıyor olmamız. O da barışı engelliyor. Niye engelliyor? Çünkü bir bakıma insan hakları, hoşgörü, ötekinin hakkı barış içinde yaşamanın anahtar kavramları. Ben ötekinin hakkını ne kadar koruyacaksam barışı o zaman tesis edebilirim. Ötekinin nasıl yaşaması gerektiğini ben belirleyecektim.
ben karışacaksam, ben şekil vereceksem, siz bu çağdaş dünyada barışı tesis etmeniz mümkün değil. Bir başka konuda dini fetva konusunda bir kargaşanın yaşanıyor olmasıdır. İslam dünyasında bu siyasal ve sosyal içerikli fetvalar o kadar arttı ki, adeta herkes Allah'tan aldığı özel bir yetkiyi kullanıyor gibi, sanki Yüce Mevla ona özel bir yetki, özel bir duyurma yetkisi vermiş. Herkes diğerinin dindarlığı hakkında, diğerinin akıbeti hakkında, diğerinin hayat hakkı hakkında bile çok rahat fetva verebiliyor. Yani bu da mesela bir, ben Türkiye'de bu çok pek rastlamazsın ama İslam dünyası için düşünürseniz bir insanın davranışını, görüşünü, fikrini tasvip etmeyen hemen onunla ilgili kolayca fetva verebiliyor. Dini hüküm, dini yargıda bulunabiliyor. Yani birbirimizin dindarlıklarını çok kolay tartmaya başladık. Daha açık ifade etmek. Yani elimizde bir maneviyat terazisi oldu. O teraziyle, hatta terazi bile diye şöyle bir, hani şu çocukların, ufak bebeklerin, bizim torunlar var, oradan biliyorum. Isısını ölçmek için bir hemen alnına tutuyorsunuz. Ne kadar ateşi var mı yok mu hemen anında ölçüyorsunuz. Onun gibi elimizde bir maneviyat termometresi ve dindarlık ölçütü var. Kolayca bakarak insanların dinine, dindarlığına, ne kadar dindar olduğuna, Allah katında ne kadar makbul olduğuna, hatta yaşaması mı yaşamaması gerektiğine karar verebiliyoruz. Ve bu da İslam dünyası için ciddi bir sıkıntı. Bugün sadece Türkiye'den konuşmuyoruz. Bugün Pakistan, bugün Bangladeş, bugün Afganistan, bugün Mısır, Tunus, Cezayir, Orta Afrika, zaman zaman Türkiye, zaman zaman Suriye, zaman zaman Balkanlar. Yani siz çoğunu bilmediğiniz için bazı dediklerim biraz çok afaki gelebilir size ama İslam dünyasında insanların, grupların, cemaatlerin, kesimlerin birbirinin dindarlığını ölçmesinden, birbirlerinin dindarlığı hakkında kolay karar verebilir olmasından, hatta fetva veriyor olmasından kaynaklanan ciddi bir sıkıntı yaşanıyor. Ve bu da barışı kökünden dinamitliyor. Yani sadece şiddete fetvayı kastetmiyorum. Daha şiddete fetvalar ayrı bir kalem. Tabii insanları anlamaya çalışıyoruz. Bizim bir görevimiz de anlamaya çalışmak, yargılamak değil. Şiddete fetvanın hangi ruh halinden kaynaklandığını kestirmek zor değil. Sürekli mağdur olan, mazlum olan, hakları elinden alınan, hayat hakkı tanınmayan, ülkesi işgal edilmiş insanların belki de tek sığınağı şiddete fetva verme oluyor. Yani dedim ya, sorunlar büyüdükçe din sorunları daha da katmerli hale getirebiliyor. Kendi konumunu artık korumaktan aciz, çocuklarının geleceği adeta sıfıra müncer olmuş. Ailelerde, kesimlerde, gruplarda, ülkesi işgal edilmiş, ağır bir zulüm altındaki toplumlarda artık son bir çare kalıyor. Şiddete fetva ve artık cennet umuduyla insanların, yani istişat diyoruz ya, yani ölüm mangaları oluşturmak, ötekini yok etmek ve yok olmak bu. Şimdi bunlar yaşadığı ruh halini ne kadar anlayışla karşılarsak karşılayalım, ne kadar onun için dua edersek edelim, sonucu onaylamak mümkün değil. Yani bir insanın çok bunalmış olması, çok ağır mağduriyetler, ağır bir zulüm, ağır bir işgal altında olması bir kalemdir. Ama bu şiddete fetvalar ve şiddetin artık dini bir gereklilik haline gelmesi onu çözmüyor, aksine onu daha da içinden çıkılmaz hale getiriyor. Onu da görmemiz lazım.
Şimdi İslam dünyası İslam dinine mensup. İslam dini, bak bir şey daha diyeceğim. İslam dini sosyal adaleti, ekonomik dengeyi en çok önemseyen dinlerden birisi. Yani bırakınız yani ne Hristiyanlık gibi ne Yahudilik gibi. Bırakınız isteyen istediği kadar zengin olsun. Allah bu dünyada zengine yanındadır, zenginin yolunu açmıştır. Fakir de gözünü açsaydı, zengin olmanın yolunu bulsaydı diyen bir din değil. Malın, mülkün, bu dünya nimetlerinin geçici olduğunu paylaştıkça zenginliğin ve dindarlığın artacağını söyleyen bir din. Yani dini, İslam dinini çağdaş ekonomik sistemlerle, ideolojilerle yarıştırmak asla doğru değil. Hep konuştuk bunları. Ama yani İslam dini hiçbir zaman vahşi kapitalizmin yanında yer almamıştır. Vahşi kapitalizme en küçük bir destek bulamazsınız. Sosyal adalete bulursunuz, dayanışmaya bulursunuz, kardeşliğe bulursunuz, paylaşmaya bulursunuz. Ama bırakın herkes kendi zenginliğini doya doya yaşasın şeklinde bir öyle savruk bir özgürlük ve serbest piyasa mantığına geçit bulamazsınız. Ama teori bu, din bu. Hazreti Peygamber'in, sahabenin yaşadığı dindarlığa bakıyorsunuz, tamamen paylaşma üzerine. Paylaşarak güçlenme ve o arada tesanüdü, kardeşliği, dayanışmayı artırma üzerine. Ama bugün İslam dünyasına bakıyorsunuz, milli gelirlerine bakıyorsunuz, Körfez ülkeleri dahil. Yani Körfez ülkeleri, birçok ülke, aynı ülke içerisinde sınıf farklarına bakıyorsunuz. Sanki bu din bu topluma da hiç bir şey dememiş gibi. Yani sınıf farklarının en belirgin olduğu, en katmerli olduğu toplumlar neredeyse İslam toplumları. Hiç mübalağa etmiyorum. Yani yokluk içinde olan ülkelerden birisi Pakistan mesela, birisi Bangladeş. Ben Pakistan'da bir ziyafette biz de maalesef bulunduk. Devlet başkanının ziyafetiydi. Tatlıların üzerinde ince gümüş tabakaları vardı. Gümüş yeme orada hem zenginlik hem misafire değer hem de işte sağlık falan diye dünyada da utuk çektiler. Hakikaten bir kesime bakıyorsunuz sayısız nimetler içerisinde ve hesabını bilmiyor. Bir kesime bakıyorsunuz sokaklarda yatıyor. Bugün Bangladeş başlı başına İslam dünyasında bir case study'dir. Üzerinde çalışmamız, düşünmemiz gereken bir nüfusun şu kadarı sokakta yatıyor. Ne bileyim, yıllık belki geliri dolara vursanız 5 dolardır, 10 dolardır, 20 dolardır. Diğer İslam, yani Türkiye'yi de bundan istisna ediyor diyelim. Yani sınıflar arası, ekonomik kesimler arası farklılık çok fazla. Bunun konuşulması gerekiyor, bunun söylenmesi gerekiyor. Böyle bir toplumda siz barışı nasıl kuracaksınız? Ha, fakire arada çıkarıp ulufe vererek, zekat vererek, hayır yaparak fakiri susturabilirsiniz. Ve bir de bizim hocalarımız da işte al gözüne dursun, yeter bunu al sesini çıkarma şeklinde bir söylem geliştirirse din yani bir bakıma o alt kesimin sükuneti için bir araç olarak kullanılmış olur. Tıpkı Hindistan'da nasıl reenkarnasyonu, işte şimdi öleceksin, tekrar dirildiğinde bir üst sınıfa geçeceksin, iyi itaat eder, ses dik başlılık etmez, uysal yaşarsan, bir öldükten sonra ikinci sefer bir üst sınıfta dünyaya gelebilirsin şeklinde bir üretim olmuş ve bununla insanlar avutulur hale gelmiş ise, İslam toplumunda da din, bazen bakıyorsunuz, bu mağdur, mazlum, garip, kimsesiz, yurtsuz, baksız, imkansız insanların sükuneti için araç olarak kullanılabiliyor. Şimdi bunu da görmemiz gerekiyor. Yani bu çok, yani pek fazla dillendirilmiyor bu. Ama içten içe bu tıpkı bir görünen yangınlar vardır. Bir de ormanlar da bilhassa bizim Kastamonu'da falan olur. Böyle bir karış, iki karış yerde şey olur. Bu orman yapraklarından dökülen bir
moloz gibi şeyler olur, yapraklar. Yangın içten içe yürür yürür, çok fark edemezsiniz, birden etrafı sarar. Yani İslam dünyasının görülmeyen bir iç yangınlarından birisi de bu insanlar arası sınıf farkının, hayat standardı farkının bariz şekilde rahatsız edici biçimde farklı olması ve arada uçurumların olması. Bir de bu, eskiden daha insanlar birbirinin hayatlarını görmüyordu. Muttali olmuyordu. Şimdi televizyon ve görsellik arttığı için artık herkes herkesin kazancını, hayat tarzını falan iyice bilir oldu. Bilir oldukça da ciddi bir iç kanama başladı. Bir kırgınlık başladı, bir ah başladı. Aslında telaffuz edilmesi bile insanların içinden bir ah geçiyorsa o toplum avad olmaz. Garibin, fakirin, kimsesizin, nimetlerden mahrum olan insanın ahı olduğu sürece o toplumda siz huzuru, barışı kuramazsınız. Yani bunu biz, bunu konuşmamız lazım. Şimdi ne fakirlik kaderdir, ne zenginlik kaderdir. Bu dini ifadeyle, İslam'ın bakışıyla demek gerekirse bu bir Allah'ın lütfudur, ihsanıdır, sorumluluğudur, imtihanıdır. Hepsi fani dünya hayatının herkes her şey olabilir. Olabilirdi. Yine Kur'an-ı Kerim tabiriyle söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim iki insandan söz eder. Biri bağ bahçe sahibidir, Rabbine şükreder. Öteki de öyle bağı, bahçesi, hayvanları, malı mülkü vardır ki der ki artık bana bu dünyada kimse bir şey yapamaz. Şöyle Kur'an-ı Kerim anlatıyor, bunu bir örnek veriyor. Bu tabii insanoğlunun örneğidir bu. Kur'an bir şeyden söz ediyorsa mutlaka bize anlatıyor. Bağ bahçesine, koyunlarına, keçilerine, hayvanlarına, malına, mülküne bakar der ki artık hiç kimse bana bir şey yapamaz. Benim sırtım yere gelmez diye böbürlenmeye, kibirlilik taslamaya başlar. Ertesi sabah bir kalkar bakar ki o övündüğü mal, mülk, serveti, saman yerle bir olmuş. Kur'an der ki işte dünya hayatı böyledir. Dünya hayatının malına, mülkünün nimetine güvenerek hiç kimse kimsenin kalbini kırmasın, kimse kimseye kibirli, gururlu davranmasın. Yani din bize böyle anlatıyor ama İslam dünyasının o sınıflar arası ilişkisi, katmanlar arası ilişkisi hiç böyle değil. Böyle olmamalıydı. Yani biz paylaştıkça tesadüfü artan bir toplum örneği dünyaya verebilmeliydik. Onu veremedik, veremiyoruz ve vermemiz mümkün değil. Çünkü İslami öğreti maalesef bu noktalarda kör. Bu noktalarda işlenmiyor. Telaffuz edilmiyor. Kim telaffuz edecek bunu? Yani hocalar edecek. Bunu bilenler edecek. Yani ulemanın iki yakınlığı ulema için felakettir. Bir sultana yakınlık, iki aniyaya yakınlık. Bunu unutmayın. Bizim eskiler buna mezlekayı akdam demişler. Ayakların kaydığı zemin demişler. Şimdi şurayı iyice yağlarla, zeytinyağları falan döksek tam buraya mezlekayı akdam o demektir. Yani ayakta durması zor. Hani İslam alimleri sultana fazla yakın olurlarsa, bir de zengin tabakaya, aniyaya yakın olurlarsa ayaklarının kayması işten bile değildir. Çünkü onlara göre bir söylem geliştirirler. O zaman sorun demek ki biraz daha derinde. Bak bu da İslam dünyasının barış içinde, huzur içinde, birbirini dostça görerek, birbirini kardeş sayarak yaşamasının önünde ciddi bir engel. Şimdi siz sadece kavga eden insanların kavgasına bakarak karar vermeyin. Hep bilirsiniz. Mesela iki insanın içinde iş dünyasında birbirinden kız almıştır, vermemiştir, komşuluk duvarını yıkmıştır, ağacını kesmiştir falan birçok şey olmuştur. Bir gün işte ne bileyim kapıyı hızlı çarptın diye kavga yaparlar. Biz biliriz ki o kapıyı hızlı çarpma veya televizyonun sesini çok açtığı için değildir o. Onun arkasında kaç tane daha sebep vardır. Şimdi iyi bir gözlemci sadece
televizyonun sesi, kapının gürültüsü sebebiyle onun olmadığını bilir. Arkasında kaç tane daha ciddi iş dünyalarından gelen sebepler vardı. İşte İslam dünyasının iş dünyasındaki kaynamaları, yanmaları, ahları görmezsek dışa vuran kavgayı anlamamız, dışa vuran o barışı bozan görüntüyü anlamamız zor olur. Yani bunlar dediğim şeyler işte sünnetullah, Allah'ın dünya hayatının huzur, barış içinde olması için koyduğu kuralların ihlali demektir. Kur'an-ı Kerim'i açıp baktığınız vakit en çok önem verdiği konu da Müslümanlar arası, insanlar arası, hatta insanlar arası. Çünkü bu yardımlaşma ve dayanışma da din farkı da gözetilmez biliyorsunuz. Komşundan başlayarak dini ne olursa olsun yanında olacaksın, paylaşacaksın. Bu unutulmuş durumda. Herkes ciddi bir dünyevileşme furyasına kendini kaptırmış durumda. İslam dünyası tam yani bu bilhassa körfez ülkelerini falan da kastederek söylüyorum. Tam bir miras yedi ve dünyevileşme görgüsüzlük adeta furyası yaşıyor. Yani hiç abartmıyorum. Değerli dostlar hiç abartmıyorum. Herhangi bir gazeteyi açın. Yani Arap dünyasında ne bileyim başlamak üzere. Yani bizde de örnekleri var da. Arap dünyasında başlamak işte bir papağana şu kadar milyon dolar, bir ata şunu veren işte ne bileyim arabasıyla yani leopar gezdiren yatını uçağının veya helikopterinin sığacağı şekilde büyük sipari eden işte en büyük yat üretim firmaları şey yapıyor. Yani hazır yani evet. Geçen bir hali vakti yerinde bir tekstil üreticisi dostumun şeyiydi, akrabamızın biraz da. Bu Avrupa'daki diyor lüks, pahalı tekstil ürünleri işte üretenlerin en çok sattıkları yerler Orta Doğu ülkeleri. Ve kendi toplumlarında fazla satamazlar, satmazlar diyor. Bir veya iki mağazası ya vardır ya yoktur diyor. Yani o ciddi bir sorun. Ciddi bir sorun, evet. Şimdi barış için yani bugün biraz tablomuz değil mi? Çok iç açıcı değil. Ama yani şimdi ben suni bir konuşmam benim söylediklerim. Yani hiç yokken bunları söylüyor değilim. Yani İslam dünyasının halini, sorunlarını siz görüyorsunuz. Ben şimdi burada niye böyleyinin arkasına doğru beraber gidelim diye bunları açıyorum. Yani karamsar, asla karamsar değiliz. Yani tek başımıza dahi olsa Müslüman olmanın izzetini, onurunu, güvencesini yani tatminkarlığını yaşarız biz. Tek başınıza da olsanız sizin tek başınız olmanız size yetmeli. Çünkü Allah var, gerisi boş diyeceksiniz. Ama bu olayların akışını, niye bu noktaya geldiğimizi de anlamamız gerekiyor ki kapımız önü niye kir? Onu fark edelim. Bu kir pas nereden geliyor? Süpürmek istiyoruz. Ama süpüreceğiz ama bu kaynakları da, bataklıkları da, bu kırgınlıkları da, bu olumsuzlukları besleyen damarları da bilmemiz gerekiyor. Şimdi bu mezhep, meşrep ve tarikat ve dini cemaatleşme İslam dünyasında ciddi bir sorundur. Eskiden değildi bu. Öyleyse geçen ayki konuya dönelim. Mezhep, meşrep, tarikat mensubiyeti ne zaman sorun olmaz? Siz sosyal hayatınızı, ekonomik hayatınızı, insan ilişkilerinizi, dünya hayatınızı düzgün temeller üzerinde kurabilirseniz bunlar size artı değer getirir. Bir zenginliktir, bir arada yaşamayı güzelleştirir, işin estetiğidir, sanatıdır, zevkidir. Değil mi? Tasarım merkezinin işte yaptığı da bu estetik, bununla ilgilenmek. Ama temelde sorunlar başlayınca bunların her biri ayağınıza takılan bir pranga olur. Her biri bir sorun olur. İşte İslam dünyası bugüne kadar zenginlik olarak gördüğü farklı mezhep, meşrep kültürünü de bugün artık taşıyamaz hale geldi. Eskiden hiç bunda sorun olmazdı.
taşlar yerinde iken, taşlar yerine oturmuşsa sorun olmaz. Ama temelde çürük varsa, yukarıda estetik amaçlı yaptığınız şeylerin her biri yükü artırır ve temeli sarsmaya başlar. Aynı onun gibi. Yani işte bu Afrika'daki farklı tarikatlar, İslam dünyasındaki farklı tarikatlar, farklı mensubiyetler, farklı cemaatleşmeler, mezhepler. Sadece Şia Sünni meselesi değil, dikkat ederseniz. Zaten o büyük bir çatlaktır. Şia ve Sünni şeklinde ikiye ayrılması ve Batı da onu çok iyi kullanıyor, tahrik ediyor. Ve taraflar birbirine karşı sürekli strateji geliştiriyor. Yani o bir zaten 12 asırlık, 13 asırlık bir sorun zaten. Başlı başına bir sorun. Ama çünkü bu niye sorun oldu? Bak aslında sizinle bir şey paylaşayım. Sünni mezhepler, Hanefi, Şafii, Maturidi gibi mezhepler sorun olmadı. Çünkü itikadi açıdan çok fazla temelleri yok bunların. Neticede bu bir fikir hareketidir, görüş hareketidir, içtihat, yorum hareketidir. Yani Hanefilik, Şafiilik hiçbir zaman dini bir akidevi temele oturmaz. Maturidilik, Eş'arilik de öyle, akidevi temel değildir. Bir, dinin akide esaslarını anlama içtihadıdır. Ama Sünnilik ve Şia ayrımı itikadi temele oturdu. Hatta Şia bilhassa, Şia itikadi temele oturduğu için bunu savunmayı, bunun mücadelesini vermeyi bir dini vecibe olarak, akidevi bir vecibe olarak gördüğü için sorun oluyor. Yani şöyle olsaydı, tamam biz Hazreti Ali ve çocuklarının haklılığına inanıyoruz. Keşke öyle olsaydı ama bir kavga olmuştur, ne yapalım? Biz kaybeden taraf olduk. İnşallah bir dahakine kazanırız falan gibi mütevazi bir şekilde algılansaydı bu sorun büyümezdi. Ama önce ayrışma başladı. Sonra bu ayrışma kendi fıkhi ve itikadi ve siyasi gerekçelerini üretti. İmamın masumiyetinden tut da gaib imama ve akidevi ismet telakkilerine olan dayanan artık o dini bir vecibe, kutsal bir görev haline gelmeye başladı. İşte kutsallaştırdığınız vakit iki ayrı görüşü, iki ayrı insani tavrı kutsal mücadelesi haline getirdiğiniz vakit o kavga bitmez. O kavga artık ayrışma demektir, bloklaşma demektir. Kıyamete kadar sürecek bir huzursuzluğun da kaynağı demektir. Yani ama bu burada kalmadı. İslam dünyasında tarikatleşmeler, cemaatleşmeler ve mezhep farklılıkları da akidevi karakterler, kutsalla ilişkiler ve fetvalar falan da desteğiyle bir dini ayrışma haline geldi. Dikkat ederseniz. Aslında tarikatler, değerli dostlar, tarikatların her biri İslam, ki burası da bir tekke, değil mi Hüseyin Bey? Neticede burası da bir Özbekler tekkesi. Bizim sosyal hayatımıza, edebiyatımıza, musikimize, sanat anlayışımıza, o incelmiş dindarlığımıza katkı sağlayan merkezler bunlar. Öyleydi eskiden. Ama siz bunu bu alandan çeker de akidevi bir inanç, bir kutsalın mücadelesi haline getirirseniz, Allah'la temas, Allah'tan aldığım mesajı yeryüzüne taşıma gibi bir kutsal misyonlar falan yüklemeye başlarsınız bu işin sorumlularına. Bu sefer artık huzursuzluğun da fitilini ateşlemiş olursunuz. İşte eskiden huzura huzur katan, bizim şehir dindarlığını oluşturan bu faktörler, şehirli dindarlıktır bu. Şehirleşmiş, şehir hayatına inmiş medeni dindarlıktır bunlar netice itibariyle. Sanat, estetik. Sanatsız estetik olmayan din olur mu? Edebiyatı, musikisi olmayan dindarlık olur mu? Ama bunlar bugün kör bir dövüşün araçları haline geldi. İşte o zevkten, o ince medeniyet birikiminden ayrılıp da bir kuru kutsal mücadelesi, Allah adına bir mücadele haline geldiği vakit sorun üretti. Sorun üretmeye başladı. Bugün İslam sadece Irak değil. Ve bunu hep ötekiyle izah etmemeliyiz. Bak. Bunu hep ötekiyle izah edersek işin içinden çıkamayız. Yani işte
Bizim dışımızdaki insanlar geliyorlar, bizi tahrik ediyorlar falan. Öyle değil sadece. Bu çok cılız bir açıklama olur. Artık sadece Irak'ta değil, her yerde insanlar aynı mezhep içinde bile, aynı tarikat içinde bile ayrışmalar, dışlamalar başladı. Ve bir yavaş yavaş bitirelim. Bir İslam dünyasında bir öfke dili oluştu. Onu görmemiz lazım. Nefret, öfke ve ötekileştirme. Artık o dindarlığın kuşatıcı, rahmet saçan, kucaklayan, yani bir Mevlana diline, bir Yunus diline ihtiyaç var. Onu yitirdik biz. O daha keskin, daha dışlayıcı, daha öfke dolu bir dilimiz oldu. Tabii niye oldu? Biraz da yaşadığımız serüvenlerin sonucu. Bu kadar badire atlatmış, ulus devletler oluşmuş, kavgalar oluşmuş, ayrışmalar oluşmuş. Bu olup bitenden sonra soğukkanlılığı korumak, değerli dostlar, kolay değil. Soğukkanlı olmak, kuşatıcı olmak, bu da geçer yahu demek. Ya biz şurada, şunlar da biz yanlış yapıyoruz demek. Ötekine yüklenme yerine kendimizi arındırmak, aynaya bakıp önce kendimizden başlamak aslında gereken o, ama o da her kolay değil. Her baba yiğidin harcı değil. Soğukkanlılık çok zor. Böyle olunca da hep öteki ve öteki üzerinden mücadeleler arttı. Öteki olmasaydı demeye başladık. Öfke duyduk, kızdık. Öfkeyi dindarlığımızın bir zirvesi gibi gördük. O da öfke karşı öfke doğurur. Her öfke, her nefret, hem her ötekileştirme karşı nefreti, karşı söylemi, karşı ötekileştirmeyi doğurur. O da oluyor. Peki, şimdi yani dini bilgi konusunda önümüzdeki ay temas edeceğiz. Bütün bunlar bir arada barış, huzur içinde birbirimizi severek, birbirimizi sayarak, birbirimizin farklılığına tahammül ederek yaşamamızı zorlaştırdı. Bunu da üzülerek müşahede ediyoruz. Yine Rabbimize hamdolsun ki Balkanlar Türkiye olarak daha iyi noktadayız. Yani biz bunu da görmemiz gerekir. Şimdi sadece olumsuzluklardan söz etmek haksızlık olur. Biz bir Osmanlı tecrübesi yaşadık. Biz bir medeniyet, büyük bir medeniyetin çocuklarıyız. Ve dini bilgide, dini hayatta daha o İslam'ın kuşatıcı rahmetini daha yakinen teneffüs ettik ve yaşadık. Böyle olduğu için de bizim genlerimizde bir arada barış içinde yaşama kabiliyeti daha yüksek. Bizim Anadolu'da olmamız, kavşak noktasında olmamız, Balkanlar, Orta Doğu, Uzak Doğu, Güney, Kuzey arasında kavşak noktasında olmamız barış içinde yaşama kabiliyetimizi geliştirdi. Bak, onun da hakkını teslim edelim. Yani Anadolu dindarlığının, Anadolu Müslümanlığının, Anadolu tavrının bir artısı var. Dikkat ederseniz. Biz sinagog, cami, havra, Müslüman, gayrimüslim, zengin, fakir, az dindar, çok dindar, bir arada yaşamaya ve birbirimizi tolere etmeye yabancı değiliz. Ve İslam dünyasındaki, Orta Doğu'daki bu ötekileştirme, kavga, öfke ve nefret dili bizi çok az etkiliyor. Yani çok fazla etkiliyor diyemem ama hiç etkilemiyor da diyemeyiz. Elbette etkiliyor. Biz de zaman zaman o rüzgara kapıldığımız oluyor. Ama baktığımız vakit artılarımız var. Gönlümüz odur ki, duamız odur ki bu artılarımız daha da artsın. Yani barış içinde yaşama kabiliyetimizi artıralım. Birbirimizin dindarlığını yargılamak, ona hüküm vermek, cennette hangi katta yaşayacağımıza başkasının karar vermesi yerine bırakalım. Rabbimiz kendi kararını, kendi takdirini kendisi yapar. Bizim işimiz Allah'ın yapacağı takdire karar vermek değil. Haddimiz de değil, yetkimiz de yok. İnsanların dindarlığını,
ne kadar dindar, az mı dindar, çok mu dindar, makbul mü kul, merdut bir kul mu olduğunu Allah karar verecektir. Bize düşen kendimizden başlayarak insanlara örnek olmak, dinin rahmetini, dinin doğru bilgisini insanlara aktarmak. Tabii bunu derken yani sırf barış olsun, esenlik olsun, şenlik olsun diye de Allah'ın haramlarını helal, helallerini haram kılamayız. Yani o dinin ahkamı insanların tasarruf edeceği bir alan değil. Yani siz bütün insanlar toplansa, bütün hacılar, hocalar, ulema-i İslam toplansa Allah'ın bir haramını helal kılmaya güçleri yetmez, değil mi? Allah'ın dini çok açık. Senin benim dememle de olmaz bu. Ama biz bunları önce biz yapmaya, yaşamaya çalışmalıyız. Arkasından da her kim ne kadar yapabiliyorsa bizden takdir görmeli, dua almalı. Yapamayan için de biz yine kendimiz yapamıyorsak, kendimiz için bir başkası yapamıyorsa onun için dua etmeliyiz ve bu renkliliği, bu farklılığı dünya hayatının bir hikmeti olarak görmeliyiz. Şöyle bitireyim. Tekrar ifade edeyim. Bunu unutmayın. Çiftçinin bir avuç buğdayı tarlaya serpmesi gibi Yüce Mevla bizleri dünyaya saçmıştır. Herkes zamanı gelince topraktan filizlenir, belli bir ömür dünyada yaşar. Tamam mı? Ve her biri farklıdır. Bu dünya hayatının renkliliği, çeşitliliği, ilahi hikmetin bir parçasıdır. Hiç kimse diğerinin aynısı değildir. Bak, şimdi parmak iziyle güvenlik kontrolleri başladı. Düşünebiliyor musunuz? Şu kadar milyar insan var, hiçbirinin parmak izi diğerinin aynısı değil. Göz retinası aynısı değil. Bu ne anlatıyor bize? Demek ki o buğday çiftçinin bir avuç buğdayı saçması, yeryüzüne serpmesi ve herkesin kendi vakti gelince neşvi nema bulması gibi Yüce Mevla bizi dünyaya sertti. Her birimiz farklı renkteyiz, farklı tavırdayız, farklı bir kişilikteyiz. Annenin, babadan çocukları farklı, ikiz kardeşler bile farklı. Böyle olunca Allah dünyayı bu renklilik, bu çeşitlilik, bu güzellik içerisinde yarattı. Bu Allah'ın hikmetidir, ilahi hikmettir. Yani sizi diğer yüzüne serttim diyor Yüce Mevla, kendisi söylüyor bunu. Demese de zaten biz görüyoruz bunu. Böyle olunca barış içinde yaşamamız için İslam dini bize yeter. İnşallah. Yani iyi bir Müslüman olursak, İslam'ı, Kur'an'ı, Hazreti Peygamber'i anlarsak etrafımıza adeta biz barış elçisi oluruz. Aile içinde barışı kurarız. Çocuklarımızın, yani her birimizin çocukları, yeğenleri var. Fazla yani endişe duyun, kaygı duyun ama bu bir şey sebebi, yani bir karamsarlık sebebi, bir inkisarı kalbe yol açmasın. Dua edersiniz. Bugün böyledir, yarın öyle olur. Yani huzur ailede başlar, huzur yakın çevrede başlar. İlk inen Mekke ayetleri en yakınlarını uyarmaya başla diye geldi. Yani barışı tesis edeceksek üç merhalede edeceğiz. Bir, önce gönül dünyamızda, sonra yakın çevremizde, daha sonra uzak çevremizde. Gönül dünyamızda barışı kuramazsak hiçbir yerde kuramayız. Onun için iç dünyanız barışık olsun. Kendinize barışık olun. Yani ben bugün kendini, yaşını, saçını, şeklini, şemalini, zenginliğini, fakirliğini, hastalığını, sağlığını beğenmeyen birçok insanla rastlıyoruz. Yani bunlar aslında bizim kendimize barışık olmamızın en büyük engeli. Bir ayet okuyayım. Söz uzattım biliyorum ama. Allah'ın kuldan razı olduğu gibi kulun da Allah'tan razı olması lazım. Ne demek? Allah'ın kuldan rızası kulun Allah'ın dediklerini yapmaya bağlıdır. Ama kulun Allah'tan razı olması ne demektir? Yani Allah ne verdiyse bununla hoşnut olmayı bilmek, verdikleriyle barış içinde olmaktır. Kendimize barış içinde olmaktır. Tamam. Takdir budur. Bunu vermiş. Demek ki bir bildiği var ki bana bunu vermiş. Nimet verdiyse bileceksiniz ki demek ki bir bildiği var. Beni denemek için veriyor ya Rabbi. Ben bu oyuna gelmeyeceğim. Bu nimeti paylaşacağım. Fakirlik vermişse ya Rabbi sen beni
bakayım ister mi edecek diye deniyorsun ama ben etmeyeceğim, sabredeceğim. Sabredenlerden, şükredenlerden olacağım. Yani güzellik vermesi ayrı derttir, çirkinlik vermesi ayrı derttir. Her bir nimetin bir sorumluluğu vardır. Böyle baktığınız vakit insanın kendisiyle barışmaması için hiçbir sebep yoktur. Kendimizle barışı sağlarsak yakın çevremizde barışı sağlarız. Ondan sonra dalga dalga yayılır. Hadi. Kendinizle barışınız daim olsun. Gönül dünyanız hep huzur içinde olsun. Allah hepinize sağlık, afiyetler versin. Önümüzdeki hafta ayda da dini bilgi ve dini bilginin sorunları üzerinde konuşuruz. Hadi hayırlı akşamlar.